Heidelberg'in en ünlü kısmı tabii ki meydanı. Eski bölgesi Altstadt dediğimiz bölge ve Hauptstraße yani şehrin en işlek caddesi. Şu anda birazdan anlatacağım köprünün devamında artık oranın sokaklarına açılıyorsunuz. Zaten Kutsal Ruh Kilisesi de hemen arkamda yükseliyor gördüğünüz gibi. İçeride yine 15. yüzyıldan kalma çok güzel Rönesans ve Gotik mimarili yapılar da var. Burası dünyanın en büyük Noel pazarlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Nasıl? Yani tek parça halinde değil ama 5 tane meydanda 5 tane Noel pazarı kuruluyor arkadaşlar. Tamamen kafeler, restoranlar, müzeler, eski binalar, kiliseler, manastırlar, şunlar bunlar, kaleler derken burası tamamen bir günde dolu dolu gezeceğiniz bir yer. Ve buradan sonra da karşı tarafı da geçerek, üniversite tarafına da geçerek bu kısmı çok güzel fotoğraflayabilirsiniz. Özellikle gün batımında efsane oluyormuş. Tabii biz şu an kış döneminde olduğumuz için bir gün batımı yok. Şimdi biz köprüye doğru yolumuza devam ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar Heidelberg Kalesi'ne doğru çıkıyoruz, yukarıdaki kale. 9 euro. Burada bir füniküler var arkadaşlar. Kişi başı 9 euro. O yüzden bu parayı vermemek için 200 metrelik bu yokuşu çıkacağız. Sağ olsun Mira bize izin verdi, yürümeyi seçti. Yükümüz hafifledi. Yukarıda görüşürüz. Mark Twain bir kalenin etkili olması için doğru konumlandırılması gerekir demişti arkadaşlar. Heidelberg Kalesi için de olabilecek en güzel konumdaki kale diye kitaplarında bahsetmişti. Şu anda bulunduğumuz 16. yüzyıl eseri Alman Rönesans mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesi. 17. yüzyılda yine Fransızların saldırısında yıkılmış olsa da sonrasında yapılan doğru restorasyonlarla dimdik ayakta arkamda gördüğünüz kısım. Şu anda şehrin en güzel noktasına doğru çıkıyoruz. Çünkü buradan artık Heidelberg'in muhteşem manzarasını göreceksiniz. Funikülerle buraya çıkış 9 euroydu arkadaşlar. Bu bilet de dahilmiş. Şimdi bu yoldan kalenin iç kısmına doğru devam ediyoruz. Şu anda kalenin bahçesindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rönesans mimarisinin en güzel örneklerinden birinin içindeyim. Burası Temmuz-Ağustos aylarında Heidelberg Festivali'ne de ev sahipliği yapan yer. Zaten yıl içerisinde birçok havai fişek gösterisi, festivaller, tiyatro festivalleri, konserler yine bu bahçede ve alanda düzenleniyor. Dediğim gibi burası gerçekten çok güzel bir yer. 9 euroya sonuna kadar değiyor. Funikülerle birlikte çıkabiliyorsunuz. Biz orada bir hata yaptık. Meğerse funiküler de işin içindeymiş ama dönüşte artık o funiküleri de size göstereceğim. Diğer yapıları da gösterdikten sonra artık şehir merkezi içerisindeki diğer yerleri size anlatmaya devam edeceğim. Heidelberg'de görmeniz gereken bir diğer mekan eczacılık müzesi arkadaşlar. 18. ve 19. yüzyılda başlayan tarihiyle eczacılık Almanya'daki en önemli sektörlerden bir tanesi. Biliyorsunuz ki dünyaca ünlü ilaç firmaları da zaten Alman kökenli oluyor genellikle. İşte bu bütün tarihi Heidelberg Kalesi içerisinde bulunan arkamdaki eczacılık müzesinde görebilirsiniz. Buraya da giriş bilete dahil olduğu için ücretsiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içeride bütün ilaçların nasıl yapıldığını, hangi bileşenlerin kullanıldığı ile ilgili bilgiler de var. Böyle güzel şişelerde de gösteriyorlar. Bunlar işte o zaman bu şekilde istifleniyormuş. Karşıda da bazı kimyasalların karıştırıldığı ya da yapıldığı kimya makineleri var. Bir nevi tarihi makineler arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Hepsi döküm demirden yapılmış. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Burada da hepsinin işte tarihleri, bilgileri yazıyor arkadaşlar her yerinde. Hiçbir zaman müzenin içerisindeki şeyleri almayın arkadaşlar. Burada müzenin içerisinde de eşyalar satılıyor. Ama inanılmaz pahalı söyleyeyim fiyatları. O yüzden her zaman ara sokaklarda bulunan hediyelik eşyaları tercih etmenizi öneririm. Arada ciddi bir fiyat farkı oluyor. Kalenin içinde dünyanın en büyük fıçısı var arkadaşlar. Şarap fıçısı. Bakın şu gördüğünüz devasa şey bir şarap fıçısı. Gerçekten inanılmaz bir şey arkadaşlar. Wow. Herhalde burada bir ülkeye yetecek kadar şarap üretimi yapılıyordur. Ya da rom da olabilir. Tabii ki dönemle alakalı bir şey. Şu an halen çıkıyorum. Şu
şu anda da fıçının üstündeyim arkadaşlar. İnanılmaz büyük bir şey. Tabii bir şey yok. Hani kalenin iç kısmındayız şu anda. Gerçekten devasaymış. Evet arkadaşlar, şu an aldığım bilgiye göre onu da eklemek istiyorum. Şu karşıda gördüğünüz varil 200 bin litre şarap alıyormuş arkadaşlar. Ve 750 yaşında. Bu da onun bir diğer versiyonu. Zaten tarihi de üzerinde yazıyor. Gerçekten inanılmaz bir sanat. Şimdi aşağıda ve yukarıda iki tane Hapbam adı verilen, bakın görüyorsunuz karşıda yazıyor. Funikülerler var. Bunlar biraz daha modern funikülerlermiş. Ben tarihi bir şey olduğunu zannediyordum. Şu yoldan işte aşağı kadar iniyor. O yokuşu çıkmanızı engelliyor. Biz tabii gelirken ayrı ayrı düşünmüştük bilet fiyatlarını ama meğerse dahilmiş. Kalede girdikten sonra buraya da biletini almış olduk. Şimdi dönüşte de burayı kullanarak merkeze geri ineceğiz. Heidelberg'de görmeniz gereken ilk mekan arkadaşlar, arkamda gördüğünüz Holy Spirit yani Kutsal Ruh Kilisesi. Şu anda bulunduğumuz alan Marktplatz yani Heidelberg'in meydanı. Küçük bir meydan bu diğer Avrupa şehirlerine göre. Burada aynı zamanda Noel Pazarı da kuruluyor. Arkamdaki kiliseye gelince tam bir barok mimarisi örneği ve 1300'lü yıllarda yapılmış. Yapımı 150 yıl sürmüş arkadaşlar. Ama sonraki dönemde Fransa'da yapılan Palestin Savaşı'nda yakılmış ve sonradan tekrar inşa edilmiş. Şimdi Heidelberg'de çok önemli şeylerden bir tanesi de köprünün iki kısmında bulunan maymun heykelleri arkadaşlar. Bakın bu bronzdan yapılan maymun heykeli, ellerinde aynalar da var. Bunun hikayesi de şuymuş, az önce öğrendim. Şimdi dışarıdaki insanlar, diğer şehirlerdeki insanlar Heidelberg'lere maymunlardan gelen insanlar olarak nitelendiriyorlarmış. Onlar da böyle bir heykel yaparak aynaya bakın kendinizi görün gibi bir esprili yaklaşmışlardı bu duruma. Bu maymunların simgesi de anlamı da buymuş arkadaşlar. Ben de şimdi öğrenmiş oldum. Şimdi artık köprüye devam ediyoruz. Ve Heidelberg denince herkesin aklına gelen ilk mekan olan Karl Theodor Köprüsü'ndeyiz arkadaşlar. İlk bakışta burası Prag'daki Charles Köprüsü'ne çok benziyor. Çünkü köprü boyunca sağlı sollu çok önemli bazı din adamı, edebiyatçılar ve şairlerin sözleri ve heykelleri var arkadaşlar. Burası yine bir Rönesans mimarisinin eseri ve 9 kemeri var. Kızıl kum taşından yapılmış ve nehir üzerinde sizi Filozoflar Yolu'na bağlıyor. Oradan da üniversiteye kadar yürüyebiliyorsunuz. Bu kısmı bitirdikten sonra bu köprü üzerinden karşıya geçerseniz üniversiteye kadarki olan güzergahı gezebilirsiniz. Şimdi biz de öyle yapıyoruz ve üniversite tarafına doğru yolumuza devam ediyoruz. Heidelberg'de yapılacak en romantik ve en güzel şeylerden bir tanesi de meşhur Filozoflar Yolu'ndan yürümek arkadaşlar. Eskiden arkamda gördüğünüz Altstadt'tan ilerideki üniversiteye öğrenciler, okuyanlar, bilim adamları hep böyle yürüyerek bu yolu kullanarak giderlermiş. O yüzden de o zamanlar onlara işte Filozoflar Yolu demişler bu yola. Bu yolu kullandıkları için gerçekten seyir açısından muhteşem bir yol ama çok zor. Hani kar köprüsünden geçtikten sonra bir patika var. Yani videoda da gördünüz kısaca. Bu taş yoldan sonra işte buraya çıkıyorsunuz ama gerçekten çok zordu. Bebek arabası olanlar için tavsiye etmiyorum. Ama kendine güvenen varsa yaklaşık 15-20 dakika boyunca taş çok çıkıntılı bu yoldan yürümeleri gerekiyor. Ve sonunda da bu çok güzel yoldan, dümdüz yoldan da işte üniversiteye kadar gidiyorsunuz. Eşsiz bir Heidelberg manzarası da size eşlik ediyor. Şimdi bu yol aynı zamanda botanik bahçesi arkadaşlar. Bakın birçok bitkinin bilgileri tabelalarda size anlatılıyor. Daha çok bakayım yine Almanca. Ha yok, altta İngilizce de varmış arkadaşlar. Yol boyunca onlarca tabela gördük. Yanlarındaki bitkileri bu şekilde anlatıyorlar. Bir nevi aslında açık hava botanik bahçesi. Herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmadan bu güzel bilgileri alabiliyorsunuz. Harika bir manzara eşliğinde tabii. Şimdi Filozoflar Yolu'ndan sonra arkadaşlar artık üniversitenin binaları başlıyor. Bakın şu anda arkamda gördüğünüz bu küçük bina teorik fizik derslerinin verildiği bölüm. Hemen karşısında diğer bölümler var. Yani diyecek laf bulamıyorum. O kadar güzel bir ortamdan yürüyüp üniversite binalarının olduğu kısma geldik ki ve daha ileride de asıl üniversite kampüsü başlayacak. Görmüşken biz size anlatmak istedim.
Yani okuduğumuz üniversiteleri düşününce insan üzülüyor açıkçası. Yani böyle yerlerde okumak varmış gerçekten. Şimdi Heidelberg'de çok gerek yok ama arkadaşlar, eğer hani toplu taşımaya inmek isterseniz tek yön bilet gördüğünüz gibi 2.70 euro. Biraz pahalı diğer Avrupa şehirlerine göre ama beşli bilet alıp gün boyu işte birkaç defa binmek isterseniz de 13-30 euroya veriliyor. İşte paranızı falan yatırıp o şekilde devam edebiliyorsunuz. Ama bence bu şehirde gerek yok. Yürüyerek gezmeniz gereken bir şehir çünkü. Heidelberg gerçekten çok güzel bir şehir arkadaşlar. Hem gezmek açısından hem de yaşamak için. Üniversitesi de çok ünlü bir Erasmus Üniversitesi olduğu için eğer beni izleyen Erasmus öğrencileri varsa, Erasmus'a gitmek isteyen öğrenciler varsa bu şehri tercih etmelerini tavsiye ederim. Çok düzenli, sadece biraz daha pahalı diğer şehirlere göre çünkü turistik bir şehir olduğu için fiyatlar biraz pahalı. Onun dışında yani üniversite kampüsü zaten çok ayrı bir tarafta ve çok geniş bir alana yayılmış durumda. Civarında yurtlar, restoranlar, kafeler her şey var. Ama gezmek için ve civardaki işte diğer önemli şehirlere yakınlığı açısından da bu şehir tercih edilebilir. Her yerde bisiklet yolları, parklar, işte çocukların gezebileceği ya da eğlenebileceğiniz mekanlar. Yani dolu dolu bir şehir, öyle söyleyeyim. Çünkü şu ana kadar yaklaşık 8-9 tane kasaba bir şehir gezdik. Şu ana kadar en çok beğendiğim yer Heidelberg oldu. O yüzden size de tavsiye ederim. Heidelberg'deki konaklamamızı da tam bir Rönesans eseri olan Hollander Hof Otel'de yapıyoruz arkadaşlar. 2 gece boyunca bu otelde kalacağız. Benim de bu tur boyunca en çok merak ettiğim yer burasıydı. Çünkü şöyle göstereyim, manzarası bakın. Hemen meşhur Heidelberg Köprüsü'nün yanında, şehir merkezinin dibinde inanılmaz güzel bir konum olan ve çok çok eski bir otel. Birazdan içeriden de görüntüleri göreceksiniz. Eğer durumunuz, eğer euro düşerse ve durumunuz da müsaitse inşallah böyle güzel bir otelde kalabilirsiniz ileride. Şehri tanımaya devam edelim. Çok acıkmıştık. Öncelikle Rada Cafe'ye geldik. Burası Heidelberg'in tam merkezinde çok güzel bir şirin bir yer. Ama buranın asıl olayı 5 yıldır yaptıkları İsa figürlü, Hazreti İsa'nın hayatını anlatan eşyalar, onun hayatını tasvir eden küçük küçük maketler. Birazdan zaten bunu yapan işletmenin sahibiyle de konuşacağız. Size onu da tanıştırmak istiyorum ama şu anda bakın arkamda gördüğünüz kısım bu. Aslında bunları kiliselerde çok görüyorsunuz Christmas zamanlarında ama bakın burada Hazreti İsa'nın hayatıyla ilgili bütün tasvirler yapılmış arkadaşlar. Yani doğduğu, mağarada doğduğu andan itibaren sonraki kısımlarda bütün hayatı burada resmedilmiş. Hatta diğer tarafta da bakın şuraya da şöyle göstereyim. Burada da devamı var. Hazreti İsa'nın doğduğu kasaba Belem kasabasıyla kendi kızının ve oğlunun kendi ismini ve oğlunun ismini verdiği Rada ismiyle öyle bir yön tabelaları yaptırmış. Gerçekten çok tatlı bir yer. Şimdi içeri kısma gireceğim. İçeri de görmenizi istiyorum. Burada biraz yiyeceğiz, içeceğiz. Sonra artık gezimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar burası çok güzel bir kahve dükkanı. Aslında bakın kahveyle ilgili bütün aletler de konulmuş. Burada bize şefimiz harika İtalyan, Alman ve diğer Avrupa ülkelerinin pastalarını da servis ediyorlar. Yeni bir proje hazırlanan oldukları için biraz diğer tarafta yeni mobilyaları bekliyor ama burası çok şirin bir yer. Böyle koltuklar gördüğünüz gibi araba koltukları gibi yapılmış. Çok da güzel böyle köşeleri var. Şimdi artık lezzetli pastaların tadına bakalım. Şimdi arkadaşlar sonunda bir Noel pazarı yakaladık. Heidelberg'deki Noel pazarına geldik. Heidelberg gezi videomuzun olmazsa olmaz kısmı aslında bu olacaktı. Ama çok saçma sapan kurallar getirmiş bu sene Noel pazarları için. Burasını kapatmamışlar ama iki aşının yanında bir de günlük test zorunluluğu gelmiş. Öyle olunca da biz riske girmek istemedik. Yani zaten çok sönük gördüğünüz gibi. Diğer alanlar da bu şekilde. Yani biraz bakıp gideceğiz. Zaten şehrin birçok noktasında küçük küçük alanlar kurulmuş. Hani bununla onlar arasındaki farkın ne olduğunu anlamadık. Sadece burada 10 tane dükkan varsa diğerinde 5 tane dükkan var. O 5 tane dükkana girebiliyorsunuz ama daha büyük çaptaki olanlara giremiyorsunuz. Biz de böyle kenardan baktık. Artık Heidelberg'de gezimizi noktalayacağız. Bundan sonraki durağımız Rastatt, Baden-Baden ve Karlsruhe-Speyer gibi şehirler olacak arkadaşlar. Heidelberg gezimi noktalıyorum. Benimle kalmaya devam edin. Şimdiden iyi Noeller, görüşmek üzere, iyi yıllar.